Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dedik ki ayet-i kerimenin ikişer, üçer ve dörder olarak nikahlayınız. Size helal olan kadınlardan İkişer, üçer ve dörder olarak nikahlayınız. Azınlık, yani bugünkü ifadesiyle marjinal kalmakla birlikte bazı kesimler veya bazı kimseler daha doğrusu buradaki ifadelerden hareketle bir erkeğin 9 tane kadın ile evlenebileceğini söylemişlerdir. Bunlar buradaki vavı cem manasına toplamak için kullanılmış kabul ederler. Bu durumda derler ki 2, 3 daha 5, 4 daha eti 9 diyorlar. Öyle midir? Öyle olmadığını biraz sonra göreceğiz. Bazıları daha da ötesine giderler. Bu çarpma yaparlar. 2 kere 3 6 6 kere 4 24 onların bolluktan yanadırlar. Bolluktan yana olmak güzel de Kur'an-ı Kerim'e uyan bir bolluk, rahatlık her şeyin en güzelidir. Ona uymayan hiçbir şey de güzel değildir. 9'dur diyenler tabii öyle kendilerince boş şey söylemiyorlar, derler ki bunun delili de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da vefat ettiğinde nikahı altında 9 tane hanım vardı. Bu da bizim sünnetten delilimiz derler. Bir defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait bir özellik olduğunu biz bunu gerek Kur'an-ı Kerim'den gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla ilgili hadislerinden anlıyoruz ki konuyla ilgili ben sadece bir ayet-i kerimeyi hatırlatacağım. Cenab-ı Allah diyor ki Peygamber Efendimiz'e bir ayet-i kerimede hitaben, bundan sonra sana başka kadın nikahlamak da onlardan birisini boşayıp onun yerine bir başkasını almak da helal değildir diyor. Demek ki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliği var. O özellik de bir yere kadardır. Bu ayet-i kerimenin nazil olduğu zamana göre. Zamana kadar. Şu andan itibaren sana ne başka bir kadını nikahlamak helaldir, ne de mevcut nikahın altında mevcut bulunan hadımlardan birisinin yerine bir başkasını almak helaldir diyor. Bu ayet-i kerimeden açıkça anlaşıldığı gibi 9 tane veya 4'ten fazla hanımla fiilen evli bulunmak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olarak Allah'ın Resulü olarak sahip olduğu birçok özelliklerden sadece bir tanesidir. Gelelim bu kanaat sahipleri kimler? İşte Şia'nın bazı kolları ile Zahiriye mezhebine mensup bazı kimseler. Peki burada yanlışlık nerede? Mesne ikişer demektir. Sülase üçer demektir. Ruba dörder demektir. 2, 3 ve 4 demiyor. İkişer, üçer ve dörder. Mesne ve sülase ve ruba. Buradaki vav toplama vavı değildir. Çünkü biz gerek Arapça diyelim, ister Arapça diyelim, ister Türkçe diyelim. Mesela 100 tane cevizimiz bulunsa faraza veya 500 tane veya 2000. Ben de bir iki kardeşimize şu ceviz torbasını arkadaşlarınıza, kardeşlerimize istediğiniz gibi ikişer, üçer, dörder dağıtın. Bundan ne anlaşılır? Aynı kimseye hem 2 tane, hem 3 tane, hem 4 tane verin mi anlaşılır? Yok. Kimisine 2 verin, kimisine 3 verin, kimisine 4 verin diye anlaşılır.
Bu Türkçe'de böyle anlaşıldığı gibi Arapça'da da böyledir. Dillerin birçok yönünde zaten mantığı birbirlerinin aynısıdır, paraleldir. Öyle birbirleriyle çelişmezler. Çelişselerdi zaten doğru tercüme mümkün olmazdı. Olmazdı. Peki sünnetten delili ne? Bir defa ne ashab-ı kiramdan, ne tabiinden, ne onlardan sonra gelenlerden Müslüman olarak dörtten fazla aynı kadını nikahı altında toplamış, bulundurmuş bir kimsenin bulunduğuna dair olsa bile İslam hakiminin bunlara veya cemiyetin ilgililerinin bunlara itiraz etmeyip ses çıkarmadığına veya tasvip ettiklerine dair hiçbir yerde en ufak bir nakil yoktur. Aksine nakiller bunun aksinedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda Darakutni'nin ve Nesai'nin sünenlerinde rivayet ettiklerine göre Sakif oğullarından Gaylan bin Ümeyye Müslüman olduğu zaman cahiliye adeti üzere nikahı altında 10 tane kadın varmış. 10 tane kadın ile evliydi Müslüman olduğu zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki bunlardan istediğin 4 tanesine kadar yanına al, nikahın altında tut, geri kalanlarını boşa. Eğer helal olsaydı, mübah olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam ona böyle bir şey söylemezdi. Ümmetin icmağı da var bu konuda. Ömer radıyallahu anh bile bile nikahı altında 4 kadın varken 5.siyle nikahlananın recmedileceğini söylemiştir. Fukaha da bu konuda farklı görüşlere sahiptir. Kimisi recmedilir der, bilmeden dahi 5. bir kadını nikahlarsa ve onunla gerdeğe girecek olursa, kimi alimlere göre recmedilir, kimi alimlere göre 100 değnek, yani 100 sopa, 100 celde vurulur. Sadece İmam Ebu Hanife diyor ki Hanefi mezhebinde, der ki bu insanın bilmemesi o kimse için nikah şüphesi manasına gelir. Nikah şüphesi de haddi kaldıran sebeplerdendir. Ne demek nikah şüphesi? Çünkü adam böyle bir bu şartlarda 5. bir kadını nikahlamanın kendisi için caiz olduğunu zannediyor. Olmadığını bilmiyor. Biliyorsa o kesindir o cezanın uygulanacağı. Bilmiyorsa mesele ihtilaf bilmeyendedir. İmam Ebu Hanife demek ki nikahın caiz olacağını düşündüğü için ona bir ceza uygulanmaz, tazir edilir. Yani ne sopa cezası, celde cezası, ne recim uygulanmaz. Fakat diğer mezhep imamları da iki ayrı kanaate sahiptir. Kimisi iki cezanın en hafif olanı yani celde vurulur der, kimisi de en ağır olanı. Niçin? Çünkü ayetle, hadisle, icma ile sabit olmuş olan bir hükmün bir kimse tarafından İslam cemiyetinde bilinmemesi diye bir mazeret olmaz diyorlar. Böyle bir mazeret geçersizdir. Dolayısıyla bu kişi bile bile İslam ahkamını çiğnemek cesaretini gösteren bir işidir ve buna göz yumulamaz derler. Yine fıkıh kitaplarında mesela şöyle bir mesele anlatılır, bahsedilir. Bir kimse bir grup kadın üzerinde şahsları sayıları bilinmeden nikah yapsa, onları 4 tane zannederek hepinizi nikahlıyorum veya onlar da hepsi evet kabul ediyoruz, şahitler de bunu görse, sonradan bunların 4'ten fazla oldukları sabit olsa, kimisi hayır hiçbirisinin nikahı sahih değildir der. Kimisi Peygamber Efendimizin Gaylan'a yaptığı gibi 4 tanesini seçme hakkı vardır der.
Bütün bunlar neyi gösteriyor? Ümmet her dönemde dörtten fazla aynı anda nikah altında bulunamayacağını, bir erkeğin nikah altında bulunamayacağını ne yapmıştır? İttifakla kabul etmiştir. O halde dörtten fazlası metabenin de kapsamına girmiyor. Demek ki muharremat arasında dördüncü nikahın altında dört tane hanım varken beşincisini nikahlamak haram oluyor. Bu da kendileriyle nikahlanması haram olan kadınlara. Ama bunlar tabii geçici hürmetlerdir. Bir erkeğin bir kadınla evliliğinin esas olduğu kanaati hemen hemen tarih boyunca bütün toplumlar tarafından kabul edilmiştir. Az önce bahsettiğimiz, yani kısa bir teneffüs vermeden önce. İkinci bir husus olan, bir kadının birden çok erkekle evliliği çok istisnai görülmüş bir hadisedir. Günümüz cahiliyesindeki halini mevzubahis etmiyoruz. Onu az önce kısaca işaret etmiştik. Ama günümüzde özellikle İslam'da bir erkeğin birden çok hanımla evlenmesine, dörde kadar dahi olsa, itirazlar çok yükselmektedir. Çok eleştiriler yöneltilmektedir. Ben öncelikle şunu söylüyorum. İtirazınız varsa Müslüman olmazsınız, olur biter. Var mı itirazınız? Var. Müslüman olmayın kardeşim. Biz İslam'ı her şeyiyle kabul eden kimseye Müslüman diyoruz. Daha doğrusu biz değil, Cenab-ı Allah böyle diyor. Müslüman olmak Allah'ın hükümlerine teslim olmaktır. Dolayısıyla Allah böyle bir müsaadeyi vermiştir. Erkeğimizle, kadınımızla, küçüğümüzle, büyüğümüzle biz böyle bir müsaadenin adalet şartına bağlı olmak üzere, Kur'an-ı Kerim'de çünkü ayet-i kerime birazdan geçecek. Adalet şartına bağlı olmak üzere mevcudiyetine, Allah tarafından verildiğine iman ediyoruz ve bunun hak ve doğru olduğunu sonuna kadar inanıyoruz. Bunun hak ve doğru olduğunun maddi gerekçeleri elimizde bulunsa da bu böyledir, bulunmasa da böyledir. Eğer bir kimsenin de ya İslam'ın her şeyi çok güzel, her şeyine iman ettim, fakat kalbimde sadece bu noktada tereddüt var diyorsa ve bunda samimiyse biz o insanla ilgileniriz. Fakat bazı insanlar var, bu meselesini izah edersin bir başka mesele söyler. Onu izah edersin bir başkasını. Bunlarla bizim ilgimiz yok. Bunlarla bizim meselemiz yok. Bunların kendi kendileriyle meseleleri var. Bunların Allah'la meseleleri var. Bunların Rableriyle meseleleri var. Önce kendileriyle, Rableriyle olan meselelerini halletsinler. Ondan sonra İslam'dan kafalarına, kalplerine mümin olarak yatmayan, yatışmayan, rahatlıkla, huzuru kalbiyle kabul edemeyecekleri bir şey kalmışsa gelsinler bize. O konuda biz elimizden geleni sonuna kadar yaparız. Ama kardeşim bu faizi kafam almıyor. İyi, sana faizi izah edeyim. Ettin. Peki kardeşim, peki bu zina edenlerin cezası niye böyle? Onu da izah ettin. Peki kardeşim niye bu borsada helal haram falan, her şeyi niye alıp satmaya müsaade etmiyorsunuz? Bu alışveriş değil midir? O zaman ben o insanın iyi niyetine inanmıyorum. Müsaade etsin, bu kadarına inanmayayım. Ve benim ona İslam'ı, İslam'ın hükümlerini kavrayabileceği, anlayabileceği şekilde izah etme mükellefiyetim de yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ayetleri apaçıktır. Kur'an-ı Kerim'in hükümleri gayet sarih ve nettir. Sağlıklı bir aklın, hastalıksız bir kalbin itiraz etmeyeceği şekildedir İslam hükümleri. O halde eğer birilerinin bu konuda hala aması maması varsa, o zaman o kimsenin kalbiyle, Rabbiyle olan meselesini önce halletmesi lazım. Hastalıklı kalplere bir şifa dağıtamayız. Biz
Elimizden geldiği kadar onlarla elbette ilgileneceğiz. Bu vazifemizdir. Fakat adam inadına inadına birisini bitiriyorsun öbürünü söylüyor. Birisini bitiriyorsun öbürünü söylüyor. Hop orada dur kardeşim. Dur. Senin savunduğun ne? Senin İslam'a 10 tane itirazın varsa, senin savunduğun görüş neyse, ideoloji neyse, neyi savunuyorsan ben onun her bir kelimesine 100 tane itirazım var. Ve senin itirazların gibi yapay itirazlar değildir. Köklü, doğru ve gerçekçi itirazlar. Mesele oysa. Öğrenciyim, Mardin, İstanbul geliyoruz. 25-26 saat yol. Yanımda o zaman için işte hukuk fakültesinde okuyan hemşeri konuşuyoruz, ya konuşuyoruz. O sürekli olarak İslam hakkında bana soruyor. Ben ona cevap veriyorum. O soruyor, ben cevap veriyordum. Gece saat 12'ye kadar sonunda öbür yolcular tamam uyuyun artık kardeşim dediler. Bizi uyutmuyorsun. Neyse uyuyalım diye çekilirken kendi kendime düşündüm. Dedim ya ben yanlış yapıyorum. Herifin kendisini, görüşünü savunacak tek bir noktası yok. Bana hücuma kalkışıyor. Yarın sabah Allah ömür verirse hücuma ben geçecektim. İnanır mısınız? 5 dakika konuşmadan kapattı konuyu, pencere tarafındaydı, dışarıya bakmayı seyretti. Bitti yani. Ben o zamanki öğrenci bilgimle Allah'ın izniyle, o benim abimin yaşındaydı. Hukuk fakültesini bitirmek üzereydi. Ben yeni başlamıştım. Saatlerce onun her itirazına cevap yetiştirdim. O benim önümde 5 dakika dayanmadı. Benim gücümden değil ki bu. Onun ideolojisinin güçsüzlüğünden. Örümcek ağa bunlar. Örümcek ağa. Hiçbir işe yaramaz. Böyle kötü niyetlilere karşı bizim fazla nefes tüketmemize gerek yok. Ama gerçekten samimi arayış içerisinde Allah'ın hükmünü de istiyor ki aklına yatsın, kalbine öyle yatırsın. Hidayet öyle kolay bir şey değildir. İslam'ın hakikatlerini öyle her zaman için açık kalple rahatlıkla kabul etmek herkese de nasip olmayabilir. Herkes ashab-ı kiram gibi iman ettik dedikten sonra cahiliyeden, yine sahabinin teşbihidir bu, hamurdan kıl çekilircesine cahiliyenin tortularından çekilemeyebilir. Biz bu insanların samimiyetlerine kani olduktan sonra onlarla uğraşırız. Günlerce de uğraşırız, aylarca da uğraşırız. Çünkü biz Peygamber Efendimizin şu buyruğuna iman ederiz. Senin vasıtanla Cenab-ı Allah'ın birisini hidayete erdirmesi senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. Fakat dediğim gibi işi gücü kötü niyet olan, İslam hakkında su istifhamlar, eskilerin tabiriyle yani kötü niyetli sorular uyandırmaksa, bırakın o insanların dostlukları şeytanla beraber istediği yere kadar devam etsin. Şeytandan daha şeytan olamazlar. Şeytan nereye giderse onlar da onunla beraber giderler. Mesele budur. Dolayısıyla ben burada oturup sizlere çoğunuzun bildiği, hepinizin bildiği, işte taaddüd-i zevcatın şöyle gerekçeleri var, yok savaş gerekçesi var, yok kadın nüfusunun fazlalığı var, yok şu var, yok bu var. İnsafla, samimiyetle toplumsal hayatı inceleyip de bu işin hikmetini anlamayacak tek bir insan düşünemiyorum. Tek bir insan düşünemiyorum. Dolayısıyla bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum ama biraz da bizden bahsedelim. Müslümanlar özellikle günümüzde, özellikle çevremizde, hepimizin çevresinde bilip tanıdığımız, duyduğumuz, haber aldığımız kimseler çok. Belki bir iki istisna olabilir ama Müslümanlar bu konuda güzel sınav veremediler. Müslümanlar günümüzde para imtihanı ile
kadın imtihanını kaybettiler büyük bir çoğunlukla. Cenab-ı Allah'tan hepimize bütün imtihanlardan yüz akıyla çıkmayı nasip etsin. Her an, her lahza, her konuda imtihan ediliyoruz. Onun için hep tetikte olmalıyız. Ömer radıyallahu anh, Selman-ı Farisi'den takva nedir diye sorunca şu cevabı alıyor. Ey müminlerin emiri, takva nedir bilir misin diyor. Dikenli bir tarlada, her tarafı diken olan bir tarlada yürürken nasıl dikkatle önce eteklerini toplar, ondan sonra o dikenler ayağını bacağını çizmesin diye, yırtmasın diye, kanatmasın diye dikkatle adımını atarsan, takva yolunda yürümek de böyledir. Sonuna kadar imtihan ediliyoruz. Son nefesimiz dahil imtihandayız. Cenab-ı Allah bizlere bu imtihanları başarmak, önce iradesini, kuvvetini ihsan buyursun ve bu konuda da yardımını, lütfunu üzerimizden eksiltmesin. Dolayısıyla bu konuda maalesef yani iyi bir imtihan vermedik. Allah selamet versin, bir gazetedeki Müslüman bayan yazarlardan birisi bir olaydan bahsediyordu. O zaman Bosna Savaşı devam ediyordu. Naklediyor, kendisinin naklettiği bir anekdotu okumuştum vaktiyle, hatırlıyor. İşte erkekler işte Bosnalılara nasıl yardım edebiliriz diye oturup konuşurlarken işte birisi hemen bir teklif atmış. İşte Bosna'ya gidelim, orada birer ikişer hanım alalım, böylelikle dul kalmış olan bu bayanları çocuklarıyla beraber işte çaresizlikten kurtarmış oluruz. Ondan sonra bu bayan yazarımız bunu anlattıktan sonra düşünüyor. Yahu diyor, siz Allah rızası için o insanlara yardım edeceksiniz de ilk olarak hatırınıza niye Bosnalı hanımları nikahlamak geliyor ki diyor. Çok önemli ve incelikli bir noktaya temas ediliyor. Az önce ayet-i kerimenin başında söylediğimiz hususla yakından alakalı. Ne için evleniyorsun? Buna çok iyi dikkat etmek lazım. Dolayısıyla biz de bu manada Müslümanlar olarak erkeğimizle kadınımızla kendimize çeki düzen verelim. İsabetli isabetsiz, haklı haksız olabildikleri taraflar da bulunabilir. Müslüman hanımlarımızın bir kısmı da bu konuda Allah'ın hükümlerini haklı, yani doğru olarak idrak etmek çabası ile birlikte insan olarak, fıtrat olarak, efendim, hiçbir kadının kocasını paylaşmak istememesi ayrı bir hadisedir. Allah'ın hükmüne şu veya bu şekilde durmak için çareler aramak, inkar olmasa bile, ayrı bir hadisedir. Bu konuda erkeklerimize de, kadınlarımıza da, yani yanlışlığımız olan bu ayet ve benzeri bütün ayetler hakkında tutum ve durumlarımızda yanlışlık bulunan hepimize, kendime de sizlere de, burada bulunanlara da, bulunmayanlara da hepimize Allah'ın hükümlerini doğru anlamak ve o hükümlere tam bir teslimiyeti tavsiye etmekten başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Ve unutmayalım ki Allahü Teala böyle hassas konularda bile adaleti esas alıyor ve biz de adalet esası muhafaza edildiği sürece, adalet esasına riayet devam ettiği sürece, o hükümlere gönül hoşluğuyla, olabildiği kadar gönül hoşluğuyla, nefsimize ağır gelse bile teslimiyeti esas alalım. Erkekler de nefsimize hoş geldi diye adaleti paravana ederek haksızlığa kalkışmayalım. İşte o zaman erkeğimizle kadınımızla da adil oluruz. Bu nazik meselede bile Kur'an-ı Kerim adaleti esas alıyor. Dini bakımdan bir yere oturmayabilir ve ben
benim acizane bir kanaatim var. Diyorum ki Müslüman için özellikle bugünkü şartlarda, tabii gerektirici, kahir bazı şartlar elbette bulunabilir. Onları söz konusu etmiyorum. Bugünkü normal şartlarda en mükemmeli olabildiği kadar erken evlenmek. Olabildiği kadar evlenmenin şartlarını ve maliyetlerini hafifletmek. Bu konuda birbirimize yardımcı olmak. Mütevazi davranmak. Ve mümkün olduğu kadar da, olabildiği kadar da tek eşle, tek zevce ile Allah'ın dinine hizmet edebilecek şekilde ailevi bir ortamı, bir saadeti sonuna kadar paylaşmak, muhafaza etmek. Karşılıklı sabır, karşılıklı müsamaha, özellikle evlenen gençlerimiz için çok lüzumludur. Müslümanlar arasında boşanmalar oldukça hızlanmıştır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Hepimize erkeğimizle kadınımızla adaletli davranmayı, sabretmeyi, ailevi hayatı dünyadaki cennete dönüştürmek için karşılıklı fedakarlıklarda bulunmayı. Ama bir tarafın yaptığı fedakarlığı da öbürünün istismar edecek kadar bayağılaşmamasını. Fedakarlığı istismar etmek kadar bayağı bir davranış, bir tutum yoktur. Her birimizin yaptığı fedakarlıkları istismar etmek şöyle dursun, fedakarlık ve fazilet yarışına giderek aman ailelerimizi koruyalım, ailelerimizde salih nesiller yetiştirelim. Avrupa'nın, küfrün, cahiliyenin bugün en ciddi manada hücum ettiği kalelerimizden birisi İslam ailesidir. Televizyonlarımızdaki bütün programlar, diziler özellikle bu konuda onların yıkıcı darbelerini indiren top durumundadırlar. Tesadüfen hepiniz seyrediyorsunuzdur veya biz de seyrediyoruz. Hiçbir dizide sağlıklı örnek bir aile yok. Aksine hepsinde ailelerin erkek ve kadın ilişkileri aileyi tahrip etmeye yönelik. Hepsinin ortak verdiği mesaj, bakın işte aile hayatı yaşamakla herhangi bir avami tabirle söyleyecek olsak cacık olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Onun için hiçbir kadın kocasından memnun değildir. Başka yerlerde, başka kocalarda, başka erkeklerde mutluluk arar. Hiçbir erkek de kendi hanımından memnun değildir. Başka kadınlarla mutluluk arar. Sözüm ona, nasıl bulacaksa. Cehenneme sürüklüyorlar bizleri. Ailemizi bombardıman etmek isterlerken bizim de bu ailemiz üzerine her şeye rağmen tıpkı bir tavuğun civcivlerini himaye etmeye çalışması, bir kuşun yavrularını korumak istemesi, gerekirse küçücük bir kuş yavrularını korumak üzere yılanın üzerine bile hücum ediyor. Tıpkı bunun gibi bizim de ailemizi korumaya, çoluğumuzu çocuğumuzu o ailenin sağlıklı ve güzel ortamı içerisinde muhafaza etmeye çalışalım. Bu konuda da erkeklere de çok ciddi mesuliyetler düşüyor. İnanın işte bir şey zannettikleri için açıp soruyorlar. Erkeğin en büyük silahı 3 defa benden boşsun ya. Allah'tan korkun ya. Olmaz bunu kullanıyorsunuz. Bu dindir. Allah'ın dinidir bu. Bunun nasıl olacağını bilmiyorsanız, bilmeyenler varsa açsınlar bir fıkıh kitabını, bir tefsiri, bir hadis kitabını, boşanmanın şer'i usulünü öğrensinler. Ondan sonra bu lafı ağızlarına almak cesaretini göstersinler. Ne oluyor ya? En ufak bir tartışmada erkek olan adamımız 3 defa benden boşsun, 10 defa benden boşsun, 100 defa benden boşsun. Ya bu saçmalık Allah rızası için? Bunun din ile alakası ne? Dinle örtüşen neresi?
Ondan sonra da gavurlar İslam aleyhine bunu koz olarak kullanırlar. Evet, bir kadının bütün mukadderatı erkeğin iki dudağından çıkacak bir söze bağlıydı. Şeriat hep böyle tenkit edildi. Medeni hukuk müdafaa edilirken bizim kendi yanlışlıklarımız şeriata mal edildi ve İslam tenkit edildi. Kimin İslam'ın üzerinde böyle kara bulutlar çekme hakkı var? Bunu çevrenizdekiler de söyleyin. Özellikle nikahlarında, evliliklerinde, düğünlerinde bulunduğunuz erkeklere bunları hatırlatın. Erkeklere de kadınlara da evliliklerinin devamı konusunda Rablerinden korkmalarını söyleyin. Aile müessesesi bizim şu veya bu şekilde ayakta kalmış İslam'ın en büyük, en önemli ve en son müessesesidir. Bunu da yıkarsak, bunun da yıkılmasına müsaade edersek sosyal hayatta sığınabilecek tek bir kalemiz kalmamış olur. Onun için ailenin korunması ve muhafaza edilmesi konusunda her Müslümanın üzerine düşeni sonuna kadar yerine getirmesi lazım. Bu konuda erkeğimizle, kadınımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla çok fedakar olmamız lazım. Ve şunu unutmayalım ki, hele günümüzde bir aile dağıldı mı, bu işten kadın da erkek de zarar görmekle birlikte ortada kalan çocuklar, 1, 2, 3 her neyse, çok büyük ölçüde mağdur olurlar, hatta telef olurlar. Bunun mesuliyetini yüklenebileceklerse haydi istedikleri gibi hareket etsinler. Fakat biz değil kendi evladımızın telef olmasının mesuliyetini, bir kimsenin en ufak bir günah işlemesine sebep olmanın mesuliyetini dahi yüklenmekten aciziz. Niye bu mesuliyetler hatırımıza gelmiyor? Şu andan tezi yok. Eşiyle arası bir şekilde bozulmuş olanımız, küçüğümüz, büyüğümüz, müsamahakar olsun. Affetsin, bağışlasın. Belki de hatanın büyüğü kendisindedir. Nefsi kabarmasın. Ben haklıyım deyip diretmesin. Olabilirsin. Vazgeç hakkından ya. Vazgeç hakkından. Değmez mi? Fazlasıyla değer. Ne her birimiz serkeş nefis atına binmişiz. Erkek bir tarafa o atı mahmuzluyor. Kadın öbür tarafa o atı mahmuzluyor. Ne olacak burada? Ondan sonra meselde olduğu gibi affedersiniz. Atla katır tepişirken arada sıpalar ezilir veyahut da otlar ezilir. Yazık değil mi o küçücük yavruları perişan edeceksiniz? Veya yazık değil mi? Sen artık bir hanım ile 2 ay, 3 ay, 1 sene, 3 sene yaşayamamışken ikinci bir hanımla evlenmeyi ne kadar göze alabilirsin? Boşandıktan sonra ikinci defa evlenmeyi. O kadın kendisince bu kadar gerekçeyle ortada durup boşanmışken ikinci defa evlenmeyi ne kadar göze alır? Alın size dullar ordusu. Ama insan dada kim ne derse desin. Yemek ihtiyacı gibi cinsel ihtiyaç da yerine göre yemek ihtiyacından bile daha baskındır. Ve bunun da bizleri kötülüğe itme ihtimali yüksektir. Toplumda o zaman hayadan, edepten, terbiyeden, namus ve iffetten eser kalmaz. Eser kalmaz. Ve o zaman da ya işte İslam'ın, Müslümanların ailevi örnekleri ortada kardeşim, bize ne aileden bahsediyorsunuz derler. Bir de İslam'ın böyle bir mesuliyeti var. Bunu kim yüklenebilir? Ha olur. Boşanmak Allah'ın helal kıldığı bir şeydir. Hayat dayanılamaz hale gelir. Çekilemez. Mümkün değil.
Sen fedakarlık ediyorsun, yürümüyor. Karşı taraf fedakarlık ediyorsun, ediyor. Yürümüyor, yürümüyor, yürümüyor. O ayrı bir şey. Bunun da hukukunu öğrenin. Hukukuna göre işi yürütün. Az önce bahsettiğim şekilde bana, ben hanıma 3 defa, 5 defa, 9 defa her neyse boş ol dedikten sonra, hepsi de pişman olduktan sonra, 2 gün sonra, 2 saat sonra pişman olup bizi arıyorlar. Niye aklını kullanmıyorsun kardeşim? İslam'a göre sen bu işi yapsaydın dönüş imkanın vardı. Dönüş imkanın vardı. İslam'ın emrettiği şekilde bir talak verirsin. Aşağı yukarı bir ay daha beklersin. O zaman bir ay sen de düşünürsün. Hanım da düşünür. Her ikiniz de Hanya'yı da görürsünüz, Konya'yı da görürsünüz. Olur mu olmaz mı? O zaman sükunetle karar verirsiniz. Olayı ölçer biçersiniz. Bir ay az bir zaman değildir, değerlendirirsiniz. Bir ay değil, bir saat, iki saat, üç saat bile yetiyor. Çünkü bakıyorum, işte ben sabahleyin böyle bir halt işledim diyor, affedersiniz. Böyle bir halt işledim, hocam ne olur bana bir çare. Kardeşim sen kendi çarelerini kendi elinle tükettin. Niye aklını başına almadan? Allah'ın dini oyuncak mıdır? Bu bir dindir. Bu bir dindir. Boşamak senin kişisel bir hakkın sadece değildir. Aynı zamanda onunla ilgili olarak riayet etmek zorunda olduğun şer'i hükümlerle donatılmış bir vakadır. Bu hükümlere riayet etmiyorsun, hepsini çiğniyorsun, ondan sonra hoca efendi ne olur bana bir çıkar yol göster diyorsun. Kendi çıkar yollarını sen kendin tıkama. Şeriat senin yollarını tıkamıyor ki. Ama sen tıkıyorsun. Şeriat senin önünde 3 tane yol bırakmış. Bu yol olmasa bu yol, bu yol, bu yol. Sen bir anda hepsini tıkıyorsun. Nereye gideceksin o zaman? Kendin tıkama. Onun için bu vesileyle böyle bir parantezle açmış olduk. Zannederim faydalı da oldu. İnşallah. Bunlara ve bu konuda hani boşanma hakkı benim hakkımdır falan diyorsun ya. İslam'da da hak ve mesuliyet dengesi vardır. Hakkın olduğu kadar mesuliyetin var. Bu mesuliyetini Müslüman erkeğe yakışan şekilde de yükleneceksin, omuzlayacaksın, omuzlayacaksın, gereğini yerine getireceksin. Gereğini yerine getireceksin. Böyle bir lafın ağza alındığı takdirde bunun aranızdaki ilişkileri kaç yıl süreyle zedeleyebileceğini hiç hesap ediyor musun? Mesuliyet burada başlıyor. Şakadan bile bu lafın şakası yok. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üç şey vardır ki şakaları da şaka, ciddileri ciddidir diyor. Şakaları da ciddi, ciddileri de ciddidir. Şakadan ben seninle evlendim. İyi, şakadan ben de kabul ettim. Yok öyle bir şey. O zaman her evlenen ben şakadan evlenmiştim der. Bu açık kapının kapatılması lazım. Ya seni boşadım ama şakadan boşamıştım. Hayır. Köleye seni azat ettim. Ya gel gel seni şakadan boşamıştım. Bu azat etmiştim böyle olur mu falan. Ya şakadan bile olsa kölene azat oldum dedin mi iyi biter. Bitti. O kölen hürriyete kavuşmuş oldu. Onun için nikahta da ciddiyet lazım. Şakası yoktur bu işin. Talakta da ciddi olmak lazım. Köle azat etmekte de ciddi olmak lazım. Ciddi değilsen onları ağzına almayacaksın. Ciddi olmak için de bu konuda gerekli altyapını, bilgini, malumatını, kararını, konunun incelenmesini hazırlamış olman lazım. Bunlar olmadan bu işlere ciddiyetle kalkışmak başından sonuna kadar pişmanlık getirir. Pişmanlık getirir. Dediğim gibi, az önce söylediğim gibi, bana ben hanıma 3 defa talak verdim deyip de zaten pişman olmasa niye beni arayacak ki? Ki ben bu konuda arananlardan birisiyim. Belki de en az arananlardan. Bir de bu şekilde ya biz bu insandan fetva sorabiliriz denilen en az İstanbul'da 30, 40, 50 belki de 100 insan vardır. Belki de daha fazla vardır.
Kim bilir onlara da bu kabilden ne kadar sorular gidiyordur. Bu neyi gösteriyor? Bu bizim Müslümanlar olarak ailevi sorumluluklarımızı erkeğimizle, kadınımızla layık-ı vecihiyle omuzlamaktan uzak, omuzlayamayacak kadar, ifademi mazur görün, ki olduğumuzu gösteriyor. Müslüman olarak olgunluğa ihtiyacımız vardır. Kendimizi olgunlaştırmalıyız. İslam ahkamı ile kendimizi olabildiği kadar yoğurmalıyız. Ve özellikle efendim ailenin reisi benim ayağıyla kadınlarımıza hiç zulmetmeye kalkışmayalım. Riyasette esas olan müsamahakar hareket etmektir. Müsamaha esastır yöneticilikte. Yönetici öyle efendime söyleyeyim çatık kaş, Necip Fazıl'ın bir şiirinde dediği gibi çatık kaş dedikleri, hükümet dedikleri zat değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam yönetici olarak ashab-ı kirama ne zaman kaşlarını çattı? Allah'ın hükümleri çiğnendiği zaman. Yoksa çiğnenme, yoksa hiçbir zaman kaşlarını çatmamıştır. Müsamahakarlıkla, affetmekle, devlet başkanının yetkisinde yerine göre İslam'da affedebileceği suçlar da vardır. Var bile affedebilir. Müsamaha budur. Sen de koca olarak hanımında görebileceğin ufak tefek kusurları affet. Affetmenin yollarını ara. Onu mazur görmek için kendine göre bahaneler uydur. De ki tamam bu işi yaptı, doğru yanlıştır ama şu sebepler dolayısıyla yapmıştır. Bundan dolayı da bu suçu hafifler, bu kusuru hafifler, geri kalanı da ben de görmüyorum diyeceksin. O da sana karşı böyle davranacak. Affetmek ve bağışlamak, göreceksiniz aranızdaki bütün sorunların birçoğunun, hepsi olmasa bile hallolmasına yardımcı olacaktır. Tekrar ediyorum, aile şu anda da batılılar tarafından yıkılmak istenen elimizde kalan son kalemiz vardır. Müslüman olarak İslami gayretle, İslami hamasetimizle bu müesseseyi korumak pahasına ne türlü fedakarlık gerekiyorsa hepsini yapalım. Yerine getirelim. Evet. Bu dört hanım ile evlenebilme hükmünden, ayetinden veya müsaadesinden çok incelikli bir fıkıh vardır ki bunu Ömer radıyallahu anh zamanında cereyan etmiş bir olayın ışığında kısaca açıklayalım. Muhammed bin Ma'an el-Gifari isimli birisinin rivayet ettiğine göre bir kadın Ömer bin el-Hattab'ın radıyallahu anh'ın yanına geldi ve ey müminlerin emiri, benim kocam gündüzün oruç tutar, geceleyin kalkıp namaz kılar. Ben de onu şikayet etmekten hoşlanmıyorum. O yüce Allah'a itaat olan her bir işi yapıyor. Ömer radıyallahu anh, senin kocan ne iyi bir kocaymış diyor. Kadın aynı sözleri tekrar ediyor. Ömer radıyallahu anh de kadının ne demek istediğini anlamakta zorlandığı için ne kadar güzel bir kocan var, ne iyi bir kocan var diyor. Bu şekilde tekrarlayınca o zaman Ömer radıyallahu anh'ın huzurunda bulunan Ka'b el-Esedi diye birisi var. Ya Ömer diyor, aslında bu kadın sana kocasını şikayet etmeye geldi. Kocasından sana şikayette bulunuyor. Nasıl diyor? Bu demek istiyor ki kocam bu kadar itaat ve ibadetle meşgulken kadın olarak benim haklarımı ihmal ediyor demek istiyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor çok iyi anladım. Madem sen
onun ne demek istediğini anladın. O zaman onun bu şikayeti hakkında da hükmü sen ver diyor. O da diyor ki Cenab-ı Allah, hoşunuza veya sizin için helal olan kadınlardan 2, 3 veya 4 kadın nikahlayın dediğine göre ve şer'an de bir kimsenin eğer 4 hanımı varsa 4 günde bir hanımın yanında gecelemesi icap ettiğine göre, o gece o kadının hakkı olduğuna göre, bu adamı biz azami 4 hanımla evli farz edelim. Dolayısıyla isterse 3 gün sabaha kadar ibadet etsin, fakat bir gecesini de mutlaka hanımına ayırsın. O gecede farzın dışında ibadet yapamaz demeye getiriyor yani. Karısının iznini almak lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam teheccüde kalkacağı zaman yanında gecelediği hanımından izin alıyordu. Hazreti Ayşe bunu açıkça ifade ediyor. Bir gün diyor Resulullah yatağıma geldi. Teni tenime değdi. Ondan sonra dedi ki ey Ayşe, müsaade edersen kalkıp Rabbime ibadet edeceğim. Diyor ki ben de ona dedim ki ey Allah'ın Resulü, senin sevdiğini de seviyorum, sana yakın olmayı da seviyorum. Yani bu ifade de çok edebi bakımdan fevkalade bir ifade. Yani yanında kalsam da güzel, beni bırakıp madem seviyorsun ibadet etmeyi, senin sevdiğini de seviyorum, kalk ibadet et diyor. Haydi bakalım. Bakın. Hani Allah Resulü bizim örneğimizdi? Bu kadar örnek almak da fazla mı oluyor acaba? Bu kadarında da örnek alacağız işte. Buyurun. Gece yarılarına kadar meyhanelerde vakit geçirenler, geldikleri zaman veya kumar masalarında veya baska fısk ve fucurlarda, geldikleri zamanda da kadınlara bir iki posta dayak çekenler veya bağırıp çağıranlar veya var mı yok mu hiç varlığını aldırış etmeyenler, biz bunlardan bahsetmiyoruz. Bunlar bizim konumuz değildir. Bunlardan bahsetmek bizim konumuzun nezahetiyle de bağdaşmıyor. Ama biz Müslümanız ya. İşte yüce örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapacak? Teheccüde kalkacak. Bir Resul teheccüde kalkacak. O gece Ayşe radıyallahu anha validemize ait. Ona diyor ki müsaade edersen Rabbime ibadet edeceğim. İşte buradan hareketle de Kâb el-Esedi diyor ki dolayısıyla bu adamın 4 günde bir hanımının yanında kalması lazım. O gece ibadet edemez farzın dışında. Ancak hanımından izin alırsa. Çünkü o gece onun hakkıdır diyor. Ömer radıyallahu anh, yahu diyor senin onun şikayetini anlamana mı hayran kalayım? Senin bu kadar incelikli bir hüküm vermene mi hayran kalayım? Git seni Basra kadısı yaptım diyor. Böyle bir adam gerçekten de hakim yapılır yani. Kur'an-ı Kerim'i bu kadar ince ince fıkh edebilen, bu kadar incelikli anlayabilen bir insan, elbette yeri hakimliktir. İslam şeriatını tatbik etmek gibi çok şerefli bir payeye yükseltilmektir. İşte Kur'an öyle bir kitaptır. Kur'an öyle bir kitap ki o kitapla kimileri yükselir, kimileri de alçalır. Cenab-ı Allah bizleri bu kitapla yükselenlerden eylesin. Amin. Ayet-i Kerime'yi bitiremedik. Vaktimiz bitti. İnşallah gelecek dersimizde bu ayetin kalan bölümüyle birlikte diğer başka ayet-i kerimeleri incelemeye devam ediyoruz. Konunun yine odağı yetimlerdir. Yine onlar üzerinde Kur'an-ı Kerim tekrar duracak bu surede. İnşallah bayram, önümüzdeki cuma bayram olması hasebiyle bayramdan sonraki cuma
Kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Bu zaman zarfında Allah hepimize, bütün Müslümanlara sıhhat, afiyet ve bu mübarek bayramı İslam dünyasının, İslam ümmetinin uyanışı ve kurtuluşu için bir vesile, bir başlangıç noktası kılmasını niyaz eder. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah.